DRC-5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü kursuna bekliyoruz. Okan Sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Gökköy'de hasta vatandaşlar düğün salonunda tedavi oluyor. Hali hazırda bulunan köyün sağlık ocağında tadilat yapılması gerektiği için sağlık ocağı binası hizmet veremiyor. Sağlık ocağı olsa daha iyi olur tabii. Yani sağlık ocağı olsa daha iyi olur. Yani, sağlık tesisi olmasa daha şey. Ama biz elimizden geleni yapıyoruz tabii. Şu an mevcut bir yer var. Bina da çok güzel. Sadece bir binanın bakıma ihtiyacı var. Eksik olduğu için o da yapılacak diye biliyorum. Hizmete girmiyor. Evet. Yapıldığı zaman tabii ki biz de oraya geçeceğiz. Peki siz burada saat kaçta kaç arasında hizmet veriyorsunuz? Yapılmış yok ki. Şimdi biz iki doktor geliyoruz buraya. Salı akşam günün... kalan var mı onu söyleyeyim. Efendim? Akşam kalan akşam yok hayır hayır bu şey evet. Mobil hizmet bu. Evet. Bizim esas yerimiz burası değil. Haftada evet. Bir gün ben geliyorum, bir gün bir doktor hanım var, o geliyor. Haftada yarım gün ben, yarım gün de doktor hanım geliyor, öyle söyleyeyim. Evet. Gökköy Muhtarı Salih Aydın sağlık ocağının hizmete açılması gerektiğini vurguladı. Şu anda Gökköy halkı olarak biz bu sağlık ocağını daha önceden yaptırdık. Yani bize hizmet versin diye. Daha önce oradan da yaptırdıktan sonra bir ara eve geldi. Ondan sonra bir daha da efendime söyleyeyim buraya çalışan bir insan verilmedi. Daha sonra şu anda düğün salonunda hizmet veriyoruz. İki tane aile hekimimiz var, bir tane de ebemiz var. Burası varken düğün salonunda hizmet veriyoruz. Benim canıma yani dokunuyor. Şu anda bu sağlık ocağının da fazla bir masrafı yok. Sağ salı toparlanacak, çatısı elden geçecek ve bir de bahçe düzenlemesi yapılacak. Sırf bu masraflardan dolayı yani bir türlü sağlık ocağımızda hizmet veremez hale geldik. Bu vatandaş da yerini verdi. Yani babamın kemikleri sızlıyor diyor. İkide bir geliyor benim yanıma ağlıyor. Yani bu vatandaşın da efendime söyleyeyim şöyle isminin yazılıp da Nuriye Ramazan Özbek sağlık ocağı şeklinde şuraya yazdırsalar bu da efendime söyleyeyim dinlenecek. Öbür dünyaya gözleri açık gitmeyecek. Şu anda sadece maddi bakımdan dolayı burası hizmet. Evet, ödenek yok. Bir 15.000 TL geldi. Altında o çalışan ebelerimizin, doktorlarımızın hizmet vereceği bölüm tadilat yapıldı. Orada şu anda kapalı duruyor. Yani üstünde iki tane lojman var. Çatıda işte biraz aksaklıklar var. Bir de sağ solu boyanacak. Bahçe düzenlemesi yapılacak. Başka hiçbir şeyimiz yok bizim. Evet. Buna ne kadar para gerekiyor? Zannederim bir 25.000 lira civarında bir para bizim işimizi gör. Evet. Kullanılmayan sağlık ocağı binasını devlete bağışlayan Veli Özbek de sağlık ocağı olarak bağışlanan binanın atıl durumda kalmasından dolayı üzüntüsünü dile getirdi. Bura bana anadan babadan kaldı. Ben hacdan geldikten sonra 90 senesinde burayı Allah rızası için verdim. Sağlık ocağı olacak diye. Bak sağlık ocağı olmasa dedim ben burada doğdum. Burada evet, şartınız sadece sağlık ocağı. Sağlık ocağı olacak evet. Yani. Sağlık ocağı dedi. Ben bunu Allah rızası için verdim. Tamam oldu. Hemşire bir şeyler geliyor şey diyordu. Şimdi doktor gelmiyor. Bu doktor aşağıda şey diyor. Ben böyle geldikçe üzülüyorum. Ağlıyorum. Dediler ya baba mülkü verdi mi? Muhtarlık yaptırıverdi. Ben dedim deli değil mi? Ben burayı dedim sağlık ocağı olursa ben Gökköy'den de Balıkesir'den de zenginim. Sağlık ocağı olursa ama sağlık ocağı olmasa böyle perişan olduktan sonra...